Merhabalar. Bugün size tavsiye etmek istediğim, sizinle paylaşmak istediğim kitap Piyot'un İrade Terbiyesi adlı kitabı. Bu kitap dünyanın birçok yerinde okunan ve yaklaşık olarak 100 yıldır birçok dile çevrilen eğitim, irade ve insan arasındaki ilişkileri analiz etmede çok başarılı olarak görülen kitaplardan biri. Ki ülkemizin en büyük düşünürlerinden Cemil Meriç bu kitabı okuduğunda kitabın üstüne de yazmışlar. Şu cümleyi yazmış: "Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim." Bu kitap öyle değerli, öyle güzel bir kitap olduğunu biz de söyleyebiliriz. İradenin ne olduğunu, iradenin nasıl bir şeye dönüşebileceğini, iradenin eğitilebilecek bir şey mi yoksa doğuştan gelen bir şey mi? İrade ve eğitim arasındaki ilişkinin, irade ve aile yapısının ilişkisi, genetiğin irade üstündeki etkisi, çevrenin iradeye etkisi, bir kişinin kendi iradesini nerelere kadar değiştirebileceğini ya da götürebileceğini gibi gibi çok fazla sorunun cevabını detaylı bir şekilde görebileceğimiz muhteşem bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Ali Fuat Başkil, o da çok güzel bir eseri var bilirsiniz, "Gençlerle Baş Başa" diye. Ali Fuat Başkil de bu kitabı okuduğunda keşke çok daha erken yaşlarında, 18-20'li yaşlarda bu kitaba denk gelseydim dediği muhteşem bir kitap. Kitabı okuduğunuzda, kitabı elinize aldığınızda birçok yerini çizme, not alma ve üstünde çalışma ihtiyacı hissedebileceğiniz çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle hem öğrencilere, hem velilere, hem de öğretmen arkadaşlara, herkese tavsiye ettiğim çok güzel kitaplardan biri, muhakkak okunmasını istediğim kitaplardan biri. Özellikle eğitimde irade eğitiminin nasıl olabileceği, eğitimin tüm ana sorunlarının kaynağında irade eğitiminin zayıflığının olduğu düşüncesiyle hareket ederek bu kitabı yazıyor. İrade eğitimiyle eğitimdeki tüm sorunların, tüm sıkıntıların, tüm kapalı kalan kapıların açılabileceğinin, düzeltilebileceğinin, güzel bir yere gelinebileceğinin ana hatlarını sunmaya çalışır. Peki bunu ne kadar sunuyor? Bu kitabı eleştirebileceğimiz taraflar yok mu? Yani kitabın içeriği hep muhteşem mi? Hayır. Elbette tasvip belki edilmeyen, bu kitap 100 yıl öncesinden yazıldığından dolayı bugüne dek çok fazla geçerliliği olmayan maddeler olabilir. Ancak genel olarak çok güzel ve tavsiye ettiğim, muhakkak özellikle her öğrencinin okumasını istediğim bir kitap. Öğrencilerin kendi iradelerine nasıl sahip çıkacaklarını ya da geliştirebileceklerini anlatan çok güzel eserlerden olduğunu söyleyebilirim. Bir insanın iradesinin ne kadar güçlü olduğu, o insanın mutluluk derecesi, huzur derecesi ve kendini yetiştirme derecesinin oranıyla çok orantılı bir şekilde olduğunu Payot bizlere anlatmaya çalışır. Tekrar ediyorum, Cemil Meriç, "Ben disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim" diyecek kadar muhteşem ve güzel bir kitap. Tavsiye ediyoruz. İyi okumalar, iyi çalışmalar. Okuduktan sonra güzel parçaları da paylaşırsanız seviniriz. Gerekirse üstünde birlikte çalışırız. İyi olur, güzel olur. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere.